Merhaba değerli Demir TV izleyicileri. Şu anda Çorlu Musiki Dostları Türk Müziği Topluluğu Başkanı Köksal Pırlıoğlu yanımızda. Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Yaşadığımız malum bir sıkıntı var. Çorlu Belediyesi Kültür ve Kültür Müdürlüğü yapacağınız konser öncesi size gerekli desteği veremeyeceğini söyledi ve siz de bu durumda mağdur oldunuz. Evet. Konuyla ilgili izleyicilerimizi bildirir misiniz? Bilgilendirir misiniz? Tabii ki biz yaklaşık Ekim ayından beri Belediye Atatürk Kent Enstitüsü binasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 5 Şubat'ta bir konser verdik. Bu Şubat konseri öncesinde kendileri bize destek vereceklerini söylediler ve desteklerini verdiler. 5 Şubat'ta bir konser verdik. Bunu müteakiben biz çalışmalarımıza devam edeceğimizi kendilerine bildirdik. Kendilerinden o zaman herhangi bir şey gelmedi. Etmeyin, yapmayın şeklinde herhangi bir tembihat ya da bir söylem gelmedi. Biz de çalışmalarımıza devam ettik. Ve çalışmalarımıza devam ederken de 11 Haziran'da bir konser daha vereceğimizi belirttik. Hatta konserinle ilgili dilekçemizi de bizzatihi ben götürdüm. Kültür Müdürlüğü'ne bunu verdim. Dilekçemiz işleme girdi, kabul edildi. Akabinde konserin 10-15 gün öncesinde ben tekrar bir teyit için belediyeye gittiğimde bana özellikle belediye başkan yardımcımızın ve kültür müdürümüzün cevabı biz size bu konserde destek veremeyeceğiz şeklinde idi. Oysa sene başındaki söyle böyle değildi. Böyle bir şey söylemediler. Bu konuda biz çok mağdur olduk. Bütün bu konseri de erteleyemezdik. Nihayetinde afişleri bastırılmıştı. Ha, bir afiş olayında destek verdiler. Onu söylemeden geçemem şimdi. Karşılandı edildi ama bu konserde nedense böyle bir şeyle karşılaştık. Bir redle karşılaştım ben. Ben tabii buna bir anlam veremiyorum. Niçin böyle olundu? Neden işi polemiğe döktüler? Neden kişiselleştirdiler? Bunu bilmiyorum. Oysa seçimler öncesinde başkanın bir sözü vardı konuşmalarında yer yer. Çorlu'da kültüre desteğe eşit oranda kültüre, sanata eşit oranda bir destek vereceğiz şeklinde söylemleri vardı. Bütün mahalle konuşmalarında bunu söylediler. Bizim mahallemize geldiği zaman da biz Esentepe mahallesinde oturuyorum. Orada da aynı şekilde bunu dile getirdiler. Ancak ben konserin teyidini almaya gittiğimde maalesef böyle bir şeyle karşılaştım. Paşalar gibi o konseri yaptık ve bitirdik. Yalnız çok ilginçtir. Konser öncesinde bir telefon daha geldi. Konser daha olmadan, aynı konserin olacağı gün. Efendim biz dediler size ses düzenini ve Tom Meister olayını veremeyeceğiz. Kendiniz yapın diye. Konseri nerede düzenlemiştiniz bu arada? Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde. Tabii tabii, onların izniyle orada. Veremeyiz deyince ben yine bir şoka girdim. O şoka girdikten sonra onunla daha iyi görüşebilecek, daha mutedil, daha makul arkadaşlarım vardı. Arkadaşlarımı devreye soktum. Arkadaşlarımın devreye girmesiyle, yine bazı kesimlerin devreye girmesiyle bir yumuşama oldu ve ses düzenini bize sağladılar. Bin bir meşakkatle. Söyleyeceklerim bu kadar. Çorlu Belediyesi'ne özellikle bu konuda evet, destek istiyoruz. Evet, destek istiyoruz.